Hepinize Samsun'dan merhaba. Yarın Bozcaada'ya gidiyorum. 4-5 gün orada kalacağım. Daha sonra civarları gezeceğim. Belki güneye doğru ineceğim. Kendi arabamla gidiyorum. Onun için pek bir plan program yapmadım. Ufak valizim var. Şöyle de bir ufak çantam var. Değerli eşyalarımı bu ufak çantada taşıyorum. Valizde sadece kıyafetlerim oluyor. Gömlekler de kırışmasın diye böyle askıda götürüyorum. Size Asus ZenBook'umu göstermek istiyorum. 13 inç, çok hafif, sadece 1070 gram. Ve full şarjdayken 18 saat kullanabiliyorsunuz. Tam modelini merak edenler ZenBook 13 UX 325 olarak aratabilir. Sabah 7'de evden yola çıktım. İnanır mısınız, kalacağım oteli daha biraz önce ayarladım. Çünkü belki direkt gitmem diyordum ama direkt gitmeye karar verdim. Yalnız Bozcaada'da şöyle bir durum var. Bugün hafta içi, çarşamba günü olduğu halde yani bütün oteller, pansiyonlar dolu. Yani sadece 4-5 tane otelde yer vardı. İçlerinden güzel görünen birini seçtim, rezervasyonu yaptım. Bu arada da sürekli yağmur yağıyor. Ağustos ayındayız. Tabii yağmur yağsın, şikayetçi değiliz. Maalesef sol arka lastik patladı. Bir de run flat lastik, bunlar değişmiyor. Acil yardımı aradım, yol yardımı. Aracı Sakarya'daki servise çekeceğiz. Orada lastiğe bakacaklar. Bugüne inşallah yetişir. Bunda da vardır bir hayır. Kaskonun gözünü seveyim. 15 dakikada çekici geldi. Şimdi dediğim gibi Sakarya'ya gidiyoruz. Düz bir gezi yapayım Bozcaada'ya dedim ama yine illa bir aksiyon olacak yani. Sandıkçıoto. Araba servisteyken karnımı doyurayım dedim. Sağ olsun servisteki yetkili Harun Bey Samsunluymuş. Yemek ısmarlamadan da salmadı. Köfteci Ramazan Aga. Ben sabahtan beri bir şey yememiştim. Hemen burada bir esnaf lokantasında köfte yiyorum. Köfte çok güzeldi. Valla yani bayağı iyi. Üstüne bir de revani. Karnımızı doyurduk. Şimdi gidip arabamıza bakalım. Sandıkçıoto, Borusan Otomotiv yetkili servisi. Sağ olsunlar, gelir gelmez hemen araçla ilgilendiler. Lastiği tamir ettiler. Yemek ısmarladılar. Ve hiçbir şey almadılar benden, ne kadar ısrar ettiysem de. Bu gezide araba sponsorum yoktu. Özellikle almadım. Reklam yapmayacaktım ama Sandıkçıoto'nun reklamını böyle gönülden yapıyorum. Harun Bey'e de çok teşekkürler. Başka sefer görüşmek üzere. Arabaya tekere çivi girip çıkmış. Onu hallettiler. Biraz uğraştık tabii. Ama her şey yolunda. Geyikli feribot iskelesine saat 9'da geldim, akşam 9'da. Sabah 7'de evden çıkmıştım. Normalde 11 saate gelmem lazım ama o teker patlaması 3 saatimizi aldı. Şimdi şöyle bir durum var. Feribot akşam 8'de var, sonraki 11'de. Arada yok. Ben de 9'da geldim buraya. 2 saat mecbur bekleyeceğim. Hani olur ya, buralara gelirseniz Gestaş İnternet sitesinden o sefer saatlerine bakabilirsiniz. Bileti de online alabiliyorsunuz. Ben online aldım. Geçerken de tamam, biz plakanızı gördük, biliyoruz dediler. Hiç sorun olmadı. Benim gibi erken gelenler böyle bekliyor. Bir şeyler yiyeyim de otele gidince direkt yatarım. Kaşarlı tost ve soda. Kaşarlı tost gayet sıradan ve kaşarsızdı. Bu arada iskelenin solunda böyle plaj da var ve denize giriliyor. Şu anda giren var. İskele de burada. Feribot geldi. Bozcaada'dan dönenler tabii önce çıkıyor. Sonra biz gireceğiz. Feribot beklediğimden büyükmüş ya. Nihayet adaya geldim.
Otele yerleştim de arabayı park etmek büyük dert. Merkezde bir otelde kalırsanız park sorununu çok ciddi anlamda yaşıyorsunuz. Neyse bir şekilde bu dağda taşta buldum. Saat gece 12. Bir ne var ne yok diye şöyle hızlıca bakacağım. Sonra otele geçip dinleneceğim. Mithel'in kumanda şeyi, anahtarı ver, anahtarı. Dört odalı butik bir otel, daha doğrusu pansiyon. Gecelik yaklaşık 600 TL veriyorum buraya, kahvaltı dahil. İki kişi de fiyat aynı oluyor genelde. Şimdi dinlenme zamanı. Deliksiz 8 saat uyumuşum. Şimdi pansiyonda bir kahvaltı yapacağız. Yapacağım. Sıcak börek de geldi. Hani ortalama güzel, keyifli bir kahvaltı. Şimdi biraz adayı gezeceğim. Ama hani merkezi böyle yürüyerek gidilecek yerleri. Yarın ise belki plaj taraflarına bakarım, koylarına bakarım. Bozcaada Türkiye'nin en büyük 3. adasıymış. Şu an saat 4. Tabii insanlar genelde plaj tarafında. Hava sıcak ama hep bir esinti var. O esinti de hani sizi rahatlatıyor. Kediler de bol adada. Bunun adı amaranda çiçeği, diğer adı ölümsüzlük çiçeği. Yaklaşık 10 yıl bu rengini kaybetmiyormuş. Burada bilindik iki tane mahalle var. Bulunduğum yer Rum Mahallesi. Burası 1880'de büyük bir yangın geçirmiş. Evler tamamen yanmış. O tarihte şehirleşme yeniden başlamış. Onun için buradaki sokaklar ve evler çok düzgün. Diğer bir mahalle ise Türk Mahallesi. Oradaki evler biraz daha bahçeli ama karman çorman. Caminin olduğu yer Türk Mahallesi. Mesela Türk Mahallesi'ndeyim ya şimdi. Burada yol direkt karşıdaki eve gidiyor, oradan dönüyor. Rum Mahallesi'nde ise sokaklar genelde denize çıkıyor ve hep dümdüz. Sadece birbirini 90 derece kesen sokaklar. Ama tabii hani buradaki sokaklar da güzel, temiz. Evler böyle çok albenili. Sadece yapılaşma farklı. Bura Meryem Ana Kilisesi ama sadece pazar günleri açılıyormuş. Hani şu an isteseniz de içeri giremiyorsunuz. Bu gördüğünüz evler hep butik otel ya da pansiyon. Hani normal ev gibi düşünmeyin. Zaten buralarda öyle büyük otel pek yok. Ve merkezde hiç yok. Mesela bakın, bura otel, bura otel tabelası, burası konuk evi yazıyor. Hep bu şekilde. Burası ama normal ev. Hani bir otel konuk evi yazmıyor.
Hep böyle şirin mekanlar görüyorsunuz. Şimdi o gezdiğim dar sokaklara arabanın girmesi yasak. Onun için oralarda rahat rahat yürüyebiliyorsun. Adaya arabasız gelirseniz işte şu dolmuşlarla civardaki koylara gidiliyor. Ama dolmuşun içi full kalabalıktı. Ve hani pek rahat olmuyor dediler dolmuşla. Akşam 6 olunca tabii ortalık hareketlenmeye başladı. Benim kaldığım pansiyon şurada, yani merkez bölgede. İsterseniz yürüyerek buraya gelip denize girebilirsiniz. Feribotun olduğu yerde de başka bir sahil var, oraya da bakacağım. Sabah adadan Murat adında biriyle tanışmıştım, sağ olsun beni kafesinde ağırlamıştı. Şimdi geçerken onu tekrar gördüm, elinde üzüm vardı. Bu da benim nasibimmiş. Abartmıyorum, yediğim en güzel üzüm olabilir. Adanın üzümleri zaten meşhur. O sebeple buradaki şaraplar da çok güzel diyorlar. Hani şaraplarla ilgiliyseniz burada kaliteli şarap bulabilirsiniz. Mekanlar gerçekten çok böyle albenili, oturmak istiyorsun yani. Ben ilk buraları görünce Cunda'nın o ara sokaklarına çok benzettim. Geçen yıl Gökçeada'ya gitmiştim. Orada da birçok Rum köyünü gezdim. Hani buraları görünce ilk aklıma tabii ki Gökçeada geldi. Çok benzer. Klasik Rum evleri. Güzel, temiz Rum evleri. Tabi buralarda böyle aylak aylak gezmek çok güzel. Adada ilk dikkatimi çeken şey şuydu. Çocuk hiç görmüyorsunuz. Yani tek tük, çok yaşlı da yok. Gelen turistler hep böyle 20-45 yaş arası. Hani kabaca söylüyorum. Bir de hani gelenler genelde ya çift ya da böyle arkadaş grubuyla gelmişler. O anlamda atmosfer bayağı güzel. Mesela burası da şehir merkezinde yürüme 5 dakika mesafede. Feribot iskelesinin yanı. Burada şemsiye şezlonglar var. İsterseniz denize girebilirsiniz. İllaki arabaya binip bir koya gitmenize gerek yok. Akşam yemeğini bu küçük dönercide yedim. Pilav üstü ve maden suyu hesap 60 TL. Hani ada hesaplı diyemem. Adanın meydanında böyle küçük seyyar dükkanlar var. Çoğunda da takı toka tarzı şeyler. Adanın reçelleri de meşhur. Sabah kahvaltısında da vardı. Değişik değişik reçeller. Yine meydanın yanında böyle açık havada satılıyor. Thank you.
adadaki ikinci gününden günaydın. Tabii önce kahvaltı. Bugün şehir merkezinden böyle yürüme gidilen plajda ya da iskelede denize gireceğim. Efil efil esen güzel bir yere oturdum. Bozcaada'nın güzelliklerinden biri de bu galiba. Hava geldiğim günden beri böyle rüzgarlı. Sizi serinletiyor. Buraya oturdum da kucağımda da böyle bir şey var. Denize girmeden önce YouTube'da biraz işim var. Zenbook'umla. Biraz onu halledeceğim, sonra denize gireceğim. Şimdi normalde bu kadar güçlü güneş ışığının altında bilgisayar ekranını pek rahat göremezsiniz. Ama Zenbook'un ekranı OLED ekran. O sebeple bu gibi zor koşullarda ekranı çok başarılı. İster maillerinizi cevaplayın, ister benim gibi YouTube kanalınızı yönetin. Biraz buraya bakınacağım. Sonra da burada balıklarla beraber yüzeceğim. Öyle dediler çünkü balıklar bayağı görünüyormuş. Çok soğuk. Yarım günümü burada böyle geçirdim. Ya ben sevdim burayı, ne yalan söyleyeyim. Hani liman yanı diye su temiz olmaz zannetmiştim ama hiç öyle değil. Akıntı olduğu için su gayet temizdi. Ama soğuk Allah için. Burası adadaki ruhban okuluymuş ama şu an otel olarak kullanılıyor. Şimdi sıra drone uçurmada, bir de adaya yukarıdan bakalım. Şimdi Bozcaada'da koyları gezmeye gidiyoruz. Koyları gezmeye gidecektik. Kübra ile Muhsin yolda beni buldu. Ama tuhaf olan kitaplarla beraber Çanakkale'den gelmişler. Dedim ya beni bulamasaydınız. Nasip diye çıkmışlar. Zaten küçük yer ama burası. Kitapları imzaladık. Biraz sohbet ediyoruz. Sonra koyları gezmeye gideceğim. Şimdi Murat hocam sağ olsun Instagram'dan yazdı, bana görüştük. Kendisi doğma büyüme buralı, ada yerlisi. Şanslıyım, koyları bana o gezdirecek. İlk durağımız meşhur akvaryum koyu. Burada bir işletme tesis yok. Sadece plaj var. Burada bir denize gireceğiz.
akvaryum koyun da denize gireceğiz dedim ama maalesef burası çok kalabalık. Onun için sonraki koylara gidiyoruz. Muhtemelen hafta sonu olduğu için bu kadar kalabalık herhalde. Hafta içi de böyle midir? Yok, hafta içi bu kadar kalabalık olmuyor. Manzarayı görünce bir duralım dedim. Burası Ayana Koyu. Böyle yol boyunca bir sürü koy var. Ben tabii hepsini de aşağıya inmeyeceğiz. Ara ara durup böyle çekeceğim. Şimdi Beylik Koyu'nu size göstereceğim. Vay, burası çok güzel ya. Beylik Koyu çok güzeldi. Şimdi Ayazma'ya gidiyoruz. Orada bir denize girerim. Ayazma Koyu Bozcaada'nın en meşhur koyuymuş. Burada şezlong, şemsiye, duş, restoran, yeme içme her şey var. Yine hafta sonu olduğu için çok kalabalık. Ben şimdi bu Ayazma plajına bir gireyim bakayım. Şimdi Ayazma'da ben denize girdim. Su çok güzel. Yalnız soğuk biraz doğruya doğru. Ama tabii girince alışıyorsun. Hemen oranın böyle 500 metre ilerisinde de bu koy var. Burada durmayacağız. Sulu Bahçe Koyu. Hani Ayazma çok kalabalık derseniz bu Sulu Bahçe fena değil. Happele Koyu'na geldik. Bu arada şu karşıda bir sürü gemiler görüyorsunuz ya. Onlar boğazdan geçiş için işlemler yapılırken burada bekliyormuş. Onun için karşıda bir sürü gemi var. Happele Koyu da fazlasıyla güzel. Su ama yine soğuk. Böyle girince çivi gibi oluyorsunuz. Buralarda hani otopark sıkıntısı pek yok. Kendiniz kamp sandalyenizi, şemsiyenizi getirirseniz böyle rahat rahat sakin sakin girersiniz. Hafta sonu olduğu halde burası mesela gayet sakin. Şimdi ben iki yerde denize girdim ama aklım bu Beylik Koyu'nda kaldı ya. Vallahi Murat'a da söyledim. Abi o zaman girelim dedi. Şimdi Beylik Koyu'nun plajına gidiyoruz. Beylik Koyu da gördüğünüz gibi sakin. Şimdi bir de suyun tadına bakalım. Thank you.
bugün yarım günü böyle denizde geçirdik. 3 koyda denize girdim. Üçü de birbirinden güzel. Hani şu daha iyi diyemezsin. Sadece eğer şemsiye, şezlong, restoran, yeme içme olsun derseniz Ayazma Koyu'na gideceksiniz. Başka alternatif yok zaten. Diğer alternatif de şehir merkezine yakın limanın olduğu yerde de denize giriliyor. Orada da yine restoranlar var. Oraya da gitmiştim. Yani hepsi de güzel. Hiçbirinin bir negatif yönü bence yok. Sadece su biraz soğuk ama girince alışıyorsun. Artık dönüş yolundayız. Bu sağdakiler de üzüm bağları. Adada yediğim üzüm, yani benim bugüne kadar yediğim en iyi üzümdü. Özellikle de o kara üzüm ama yani. Ben tabii kara üzüm dedim ama bizim Karadeniz'de kara üzüm deniliyor. Burada onun adı başkaymış. Birkaç çeşidi de varmış. Sağdaki üzüm çeşidinin adı Alfenos. Soldaki Red Club'mış. Benim favorim Alfenos. Yani bal gibi. Şimdi merkeze geldik de bir 10 dakikada motorla gezeceğiz. Biraz tepeye çıkacağız. Adaya biraz yukarıdan bakıyoruz. Şurası Meryem Ana Kilisesi. Benim kaldığım pansiyon da şuralarda. Kaleyi görüyorsunuz. Bu kalenin ilk ne zaman yapıldığı, kim tarafından yapıldığı tam bilinmiyormuş. İnternette öyle okudum. Önceden bu karşıdaki değirmenlerden burada 9 tane varmış. Un öğütülüyormuş. Tabii artık öyle bir şey yok. Sadece şimdi turistik amaçla kullanılıyor. Oradan gün doğumu güzel oluyormuş ama sabah o kadar erken kalkabilir miyim bilmiyorum. Ona bakacağız. Değirmenleri uzaktan gördük ama bir de yakından bakalım dedik. Kimisi buraya böyle kamp sandalyesini de getiriyor. Yanında içecekleri. Genelde de şarap var. Çünkü adada şarap meşhur. Böyle manzaraya karşı güneşi batırıyorlar. Burası adadaki meşhur çınar ağacı. Biraz da fiyatlardan haber vereyim. Kek ve kahve 45 TL. Alkolsüz bir akşam yemeği tercih ederseniz en az 50-60 TL'yi gözden çıkarmalısınız. Düzgün bir restorana gideyim derseniz de 80-100 lirayı bulur. Ada için tabii hani kabul edilebilir çünkü buraya her şey dışarıdan geliyor. Lavanta, muz, badem, bu da damla sakızlı dondurma. Ben sadece muzlu bademli dondurmayı sevdim. Lavanta pek hoşuma gitmedi. Ve bir topu 12,5 lira. Tabii hani oturup yiyorsun sokak manzarasına karşı. Pahalı ucuz yorumunu size bırakıyorum. Bazı restoranlar çok fena isim yapmış. Bakın insanlar sırada bekliyor. Yemek yiyenler kalksın, onlar otursun diye. Bugün adadaki son günüm. Denize falan gitmeyeceğim. Kafeye oturup aylak aylak takılacağım. Biraz da yapmam gereken işler var. Fotoğraf ve video düzenleyeceğim. Adaya hafta içi geldim. Hafta sonu çok daha fazla kalabalık oluyor. Sakinlik istiyorsanız hafta içini tercih edin. Kahve arasındayım. Tabii adada bir sürü fotoğraf ve video çektim. Şimdi kahve ile soda eşliğinde
fotoğrafları biraz düzenleyeceğim. Normalde gördüğünüz gibi öğle saatleri dışarıdayım. Bilgisayar ekranını görmek çok kolay değildir. Ama Zenbook'umun ekranı OLED. Bunu daha önce vurgulamıştım. Fotoğraf düzenlemek, video düzenlemek için çok ideal, çok başarılı. Gayet rahat bir şekilde dışarıda bile çalışabiliyorsunuz. Videolarımı 4K render alıyorum. Zenbook'un video performansı, render performansı da beni tatmin ediyor. Bozcaada videomu da şimdi burada yapacağım, başlayacağım ya da. 5 günlük Bozcaada gezim bugün bitiyor. Şimdi feribot iskelesindeyim. Instagram'dan çok soruldu, Bozcaada pahalı mı, Bozcaada pahalı mı diye. Önce şuna bir açıklık getireyim. Yeme içme tabii normal şehire göre, normal şehir merkezine göre pahalı. Ama bir Alaçatı'ya, Bodrum'a göre hani oralarla kıyaslarsanız hala bir tık ucuz. Hani Cunda Adası'yla kıyaslıyorum. Çünkü sokaklar Cunda Adası'na çok benziyor, andırıyor orayı. Yani Cunda'dan burası bir tık pahalı. Hani Cunda Adası biraz daha ucuz. Ama ada güzel tabii. Şimdi Allah için. Diğer bir güzelliği de hani Gökçeada ile kıyaslarsak Gökçeada çok büyük. Orayı gezmesi biraz daha zor. Her yere arabayla gitmen gerekiyor. Burada icabında şehir merkezindeysen yürüyerek her yeri geziyorsun. Yeme içmeyi de hallediyorsun. Denize de yürüyerek gidebiliyorsun. Öyle güzelliği var. Ben adada 5 gün kaldım ama hani fotoğraf video çekeceğim diye uzun tuttum. Sanırım 2 gece, 3 gün ya da maksimum 3 gece ada için idealdir. Ama kimileriyle tanıştım. Her yıl buraya gelip 1-2 hafta kalıyorlarmış. Tabii zevk meselesi. Ya adanın tabii böyle biraz pahalı gelmesinin diğer sebebi adaya her şey dışarıdan geliyor. Adada doğalgaz yok. Kışın zaten pek turist yok. Su da dışarıdan geliyor. Elektrik de dışarıdan geliyor. Onun için hani o pahalılık bence kabul edilebilir. Onun haricinde yani deniz turizmi için buraya tabii ki gelinir. Sadece denizi biraz soğuk. Hani yalan yok, biraz değil bayağı soğuk ama girince alışıyorsunuz. Ada Temmuz ve Ağustos'ta hani çok kalabalık oluyor. Hani öyle dediler. Ben de Ağustos ayında geldim, gerçekten kalabalıktı. Eylül 15 ile Ekim arası ideal zamanı diyorlar. Benim bulunduğum 5 gün hep böyle hafif rüzgarlıydı. Hani gündüz 32-33 derece olabiliyor ama böyle sıcaktan çok bunalmıyorsunuz. O rüzgarın öyle güzel bir etkisi var. Hani planınızı yaparken Eylül ayına denk getirirseniz ya da belki Haziran'a böyle daha rahat, relax, sakin sakin gezebilirsiniz. Ama tabii Temmuz-Ağustos'ta da gelinir. Yani bu adaya gelip de memnun olmayan bilmiyorum, çok zannetmiyorum çünkü çok şirin bir yer. Kampçı arkadaşlar da çok sordu. Adada kamp yapılacak bir iki yer var. Ama tabii öyle boş bulduğunuz yere çadır kurmanıza izin vermezler. Adanın en büyük problemi bence otopark sorunu. Arabayla gelirseniz arabayı park etmek biraz sıkıntı. Koylara da arabayla gidiliyor. Oralarda da öyle ufak tefek sıkıntılar var. Arabasız gelirseniz merkezden minibüsler var koylara giden ama tabii o zaman da çok rahat olmuyor. Yani öyle ufak tefek sorunları da var, yok değil. Ada merkezindeki oteller, pansiyonlar genelde gecelik 700 TL civarı. Ama mesela bir pansiyon, otel, butik otel çok güzel. O da hemen hemen aynı fiyat. Diğeri onun kadar güzel değil. Odaları daha küçük. O da aynı fiyat. İşte biri aylar öncesinden doluyor rezervasyon yapıldığı için. Diğeri işte son dakikalara kalıyor. Hani eğer planınızı yapabiliyorsanız kesinlikle otel rezervasyonunuzu çok önceden yapın. Ya adada otel çok ama yani benim kaldığım hafta sonu hiçbir yerde oda yoktu. Boş yer bulamayabilirsiniz. Ona da kesinlikle dikkat edin. Şimdi Geyikli'den gelirken feribot biletinizi alıyorsunuz. Ödemeyi yapıyorsunuz. Geri dönerken bir daha ödeme yapmıyorsunuz. Ama her ikisinde de kesinlikle rezervasyonunuzu yapın. Açıkta kalmayın derim. Ben ikisinde de online olarak rezervasyonumu yapmıştım. Ben şimdi karşıya Geyikli'ye geçiyorum. Buradan sanırım İzmir'e gideceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.